Merhaba kıymetli Ortak Payda ailesi. Ben Tolga Çelik. Uludağ Üniversitesi'nde Türkçe Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlere müze, müzecilik, müzeciliğin geçmişi ve tarihi, müze kelimesinin kökeni olan Moğusa kavramının ne manaya geldiği ve bunun gibi çeşitli içeriklerin bilgisine vakıf olacağımız konuları aktaracağım. Sizlere sunacağım başlıkları kısaca şöyle özetleyebilirim. Müze, müzecilik, müzeciliğin tarihi, müze kelimesinin kökeni olan müz ya da diğer adıyla Moğusa kavramlarından ve 9 ayrı Moğusa'nın varlığından ve bunların hangi alanlarda Nirvana'ya ulaştığından da bahsetmek istiyorum. Okul dışı öğrenme ortamlarının başında gelen müzelerin ne anlam ifade ettiğine ve hem akademik hem de pratik anlamda size ne gibi getirileri olabileceğine dair bir içerik. Bizlerin şiir, şair, edebiyat, eğitim ve bunun gibi başlıklar altında sıralayabileceğimiz konuları aydınlığa çıkardığımız bir YouTube kanalımız var. Şiir Pusulası isimli YouTube kanalımıza yukarıdaki tanıtım kartlarından erişebilir ve bizlere abone olarak destek sunabilirsiniz. Müzenin herkes tarafından kabul gören genel geçer tanımıyla giriş yapacağım. Müze teorik olarak nedir? Buna bakalım. Toplumun hizmetinde olan ve onun gelişimi için çalışan, insanlığın somut ve somut olmayan kültürel mirası ile çevresini tanıması ve sahiplenmesi amacıyla İlmi yöntemlerle açığa çıkaran, inceleyen, değerlendiren, koleksiyonlar oluşturan, koruyan, tanıtan, sürekli ve geçici olarak sergileyen, eğiten, kültürel, sanatsal zevkini ve dünya görüşünü geliştirmesinde etkili olan, kamuya açık ve kar amacı gütmeyen daimi kuruluşlara müze diyoruz. Bu işin erbaplarından biri olan George Beitel'a göre müze nedir? Bir de bu şekilde bakalım. Müze, Beitel'a göre devasa bir aynadır. Bu aynada her cephesiyle kendini keşfeden insan, kendisinin ne kadar hayret verici olduğunu keşfederek derin bir haz alemine dalar, demiş George Beitel. Müze devasa bir ayna ise insanın bu aynada kendini görmesi çok mümkün bir durumdur. Zaten burada buna değinilmekte. İnsanoğlu kendi eliyle üretmiş olduğu şeylerin, sanat eserlerinin karşılığını müzede görebilmektedir. Şimdi müze kelimesi nereden geliyor? Bir de önemli bir başlığımız burası. Müze kelimesinin kökü müzlerden ya da diğer bir söyleyişle Moğusalardan geliyor. Kelime anlamı olarak Zeus ve Mnemosyn diye, Mnemosyn bellek tanrıçası, bunlar Yunan tanrıları. Bu iki tanrının 9 tane kızı oluyor. Bu 9 kızın her birine Moğusalar ya da müzler deniyor. Moğusaların ilham perisi olduğuna inanılmaktadır. Bu 9 Moğusa'nın her birinin uzmanlık alanı, Nirvana'ya ulaştığı alanlar farklı farklıdır. Bu ilham perilerini geçmişten günümüze çok farklı şekillerde görsel olarak kaydetmişler. Museum, Moğusa'ların evi anlamına gelir. Museum ise müze. Bu müzlerden bir tanesinin adı Kalliope. Epik şiir alanında uzmanlaşmış bir müz. Kalio tarih alanında, Erato lirik şiir, Euterpe müzik, Melpomene tragedia, Polyhymnia ilahilerde diye böyle 9 ayrı müzün 9 ayrı alanda uzmanlaştığı bilgisine vakıf oluyoruz. Kendimize sormamız gereken önemli bir soru var. Antik dönemde resim ve heykel sanatının
Moğusaları yani müzleri neden yoktu? O dönemde resim, heykel gibi el becerisi gerektiren sanat dallarının küçümseniyor oluşu antik dönemde bu sanattan mahrum kalındığının apaçık bir gerekçesidir. Tarihin babası olarak adlandırdığımız ünlü tarihçi Herodot'un gök kubbenin altındaki en güzel coğrafya, yeryüzünün en güzel iklimine sahip olarak tanımladığı ülkemiz coğrafyasında Türk müzeciliğinin ilk izlerine ise Selçuklu döneminde, yani aşağı yukarı 13. yüzyıl dolaylarında eski Konya'nın bulunduğu Höyük'ü çevreleyen ve günümüze hiçbir izi kalmayan sur duvarlarının etrafına ellerine geçen çeşitli dönemlere ait eserlerin nizami bir şekilde dizilmesiyle karşımıza çıkmaktadır. Daha sonra vakit geçmiş ve Dulkadiroğulları Beyliği döneminde de Kahramanmaraş Kalesi etrafında Hitit eserlerinin biriktirildiği biliniyor. Yine zaman geçmiş ve Osmanlı dönemine geliyoruz. Ata yadigarı kıymetli eserler, hediyeler, armağanlar ve savaşta elde edilen ganimetler sarayların hazine dairelerinde korunmaktaydı. İstanbul'un fethinden sonra ise Fatih Sultan Mehmet zamanında sarayın bir bölümünün hazine dairesi haline getirilmesi, özellikle Yavuz Sultan Selim'in Doğu Seferi'nden sonra halifeliğin Osmanlılara geçmesiyle birlikte başta kutsal emanetler olmak üzere çok değerli kültür varlıklarının Osmanlı Sarayı'na taşınması zengin bir koleksiyon oluşturmamıza sebep olmaktadır. Bu koleksiyonlar ve zengin Anadolu tarihi Türk müzeciliğinin başlangıcına öncülük ediyor. Gerçek anlamda Türk müzeciliğinin temeli nerede başlıyor diye sorarsanız, İstanbul Arkeoloji Müzelerinin temelini de oluşturan Mecmai Asar-ı Atika, günümüz Türkçesiyle tercüme edersek Eski Eserler Koleksiyonu adı verilen arkeoloji müzesinde başlıyor. Abdülmecit dönemi 1845 yılında Yalova'ya gerçekleştirdiği bir gezi sırasında gördüğü Doğu Roma yazıtlarını İstanbul'a naklettirmesi üzerine eserler 1846 yılında Osmanlı devlet adamı Ahmet Fethi Paşa tarafından o güne kadar silah deposu yani harbiye ambarı olarak kullanılan Aya İrini Kilisesi'nde toplatılmaya başlanıyor. Aya İrini Kilisesi de bizler için dönüm noktası değerinde bir müzedir. Müze, Mecmai Esdihai Atika ve Mecmai Asar-ı Atika olmak üzere iki bölüm halinde düzenleniyor ve kuruluşu daha eski dönemlere dayanan Mecmai Esdihai Atika bölümünde Harbiye Askeri Müzesi'nin temeli oluşturuluyor. Koleksiyonlar Sadrazam Ali Paşa döneminde düzenleniyor ve 1869 yılında dönemin Maarif Nazırı Saffet Paşa tarafından İmparatorluk Müzesi, Müze-i Hümayun adı ile Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk müzesi olarak kuruluyor. Aynı yılda ilk müze müdürü olarak Galatasaray Lisesi öğretmenlerinden Edward Gould görevlendiriliyor. Ayrıca vilayetlere bir genelge gönderilerek çevrelerindeki bütün tarihi eserlerin tahrip edilmeden müzeye iletmeleri isteniyor. Bu şekilde Osmanlı döneminde günümüze en yakın dönem olmak üzere müzeciliğin temelleri atılıyor. Türk müzeciliğinin başlangıç noktası az önce de adından bahsettiğim üzere Aya İrini Kilisesi. Hikayesinden bahsetmek isterim. Bizans'ın imparatorluk kiliselerinden biri olarak başlayan Osmanlı'nın en gözde sarayı Topkapı'nın avlusunda kalarak devletin savaş ganimetlerini sakladığı bir hazine haline gelen ve zamanla müzeye dönüşen bir yapının tarihinden bahsetmekteyiz. Aya İrini Kilisesi Ayasofya kadar eski olsa da saray duvarlarının içinde kalması ve tabii küçük ölçekli olması onu hep ikinci plana atmış olsa gerek. Yine de Aya İrini hep farklı hikayelerin kahramanı oldu.
İstanbul'un fethinden sonra kiliseler camiye çevrilirken Aya İrini hiçbir zaman cami olmadı ama kilise olmaya da devam etmedi. Osmanlı'nın hazine sandığı Cumhuriyet'in film seti derken bugün 2014'ten beri ziyaret edilebilen bir anıt ve daha çok tanınan kimliği ile konser salonu olarak kullanılıyor. Sözün özü şudur ki, Türk müzecilik hareketlerinin başlangıç noktası olsa da Aya İrini hayatına müze olarak başlamadı, müze olarak devam edemedi ve hala bugün müze değildir. İstanbul fethedildiği zaman İmparatorluk Sarayı için çevrilen Suri Sultani içinde kalan Aya İrini Kilisesi hem saray arazisinde olduğu için korunaklı hem de birinci avluda yer aldığı için kolay ulaşılabilir bir konuma kavuşmuş. Bu yüzden savaştan getirilen kıymetli ganimetlerin, kutsal emanetlerin, silahların korunmuş olduğu ziyarete açık olmayan bir müze havası her daim Aya İrini'de var oldu. Ne zaman ki Avrupa'da müzecilik faaliyetleri gündeme geldi, o zaman Aya İrini'nin makus talihi de değişmeye başlıyor. Bizans'tan devralınan ve Hristiyanlık dönemine ait önemli ve kutsal eserlerin üzerine zaman içinde eklenen İslamiyet'in kutsal emanetleri, yüzyıllar boyunca biriken, kullanımı sona eren savaş aletleri ve askeri araç gereçler ve hatta Yeniçeri Ocağı'nın kapatılmasından sonra Yeniçerilerin kostümleri bile Aya İrini Kilisesi'nde saklanıyor. Bunlara 19. yüzyılda eski eserler ekleniyor. Aya İrini'ndeki koleksiyon durmadan büyümeye devam ediyor ve Fransa'da halka açık ilk sergileme 1793 yılında Fransız İhtilali'nin hemen ardından Louvre Müzesi'nde yapılıyor. Bu dönemde eğitimsizlikten dolayı insanlar müzeyi anlayamıyorlar. Böylelikle halkı bu konuda nasıl eğitebiliriz sorusu ve sorunu ortaya çıkıyor. Zamanla tabela ve yönlendirmeleri kullanarak daha çok müzelerin eğitimsel bir yönü meydana vuku ediyor. Müzeler, milliyetçilik fikrini yaymak adına halkı eğitmek maksadını taşıyarak bir eğitim merkezi olarak algılanmaya başlanıyor. Fransız İhtilali'nden sonra o dönüm noktasında. 19. yüzyılın başında açılan müzeler, devletin gücünü göstermek için fetih ve benzeri olayları sergiliyorlar. Ancak 19. yüzyılın ikinci yarısına geldiğimizde, yani 1850 ve 99 yılları arasını kapsayan dönemde endüstri devrimi yani sanayi devrimi ile kentlere göç başlıyor. Bilim ve endüstri yaşamı tekrar şekillendirilirken devletler de toplumsal hizmet ve eğitim görevlerini üstleniyorlar. Bu dönemde bu müzeler toplumun yaşamına destek veren kurumlar arasında sayılmakla kalmıyor. Kitlelere eğitim olanağı sağlayan tek kurum olarak varlığını koruyor. Eklemek istediğim bir şey var. Bugünlerde yolunuz İstanbul Arkeoloji Müzelerine düşerse, müze binasına, müzenin mimarisine, tasarımına, aslında bir akademi olan eski şark eserleri salonuna, tarihi bütün binalardan daha eski olan Çinili Köşk'e ve içinde bulunan ressam Osman Hamdi Bey'in Ab-ı Hayat Çeşmesi tablosuna mutlaka bakmanızı tavsiye ediyorum. Bir müze deposu işlevi gören bahçesine, en son inşa edilen kısımlara ve Lahitler Müzesi olarak inşa edilen en büyük binanın içindeki görkemli merdivenlere, son olarak da muhakkak ilk müze kütüphanesi olan kütüphane bölümüne detaylıca göz atmanızı tavsiye ediyorum. İşte Türk müzeciliği altın çağını bu bahsettiğim yerlerde yaşıyor. Son olarak şunları ekleyip bitireceğim. Tarihten günümüze müzecilik anlayışı nüfuslu, aslında nüfuzlu olması gerekiyor ama burada bir yere dikkat çekilmek isteniyor. Kişilerin nadir nesneleri koleksiyon yapmasıyla başlıyor.
18. yüzyıla kadar bu anlayış devam ediyor ve Fransız devrimi ile eşitlik fikri topluma girince 1793 yılında Louvre'da ilk halka açık sergi düzenleniyor. O günden bugüne müzecilik gelişmiş ve günümüzde pedagojik bir yapı olarak eğitimsel vasfıyla kullanılmaya başlanıyor. Genel olarak müzelerin hedefi öğrencilerdir. İçeriğin başında da tekrar ettiğim üzere okul dışı öğrenme ortamlarının başında yer alıyor müze kurumu. Koleksiyondan ziyade ziyaretçi daha önemli konumdadır. Müze eğitiminin temel amacı müzedeki nesneleri ziyaretçilerle buluşturarak etkileşimlerini sağlamaktır. Müze eğitimini merkeze alalım. Bir tarafta formal eğitim var. Formal eğitimde okul müze ilişkisine dikkat çekiliyor. Açık eğitim var. Burada koleksiyonlar konusunda net bilgilendirmeler yapılıyor ve yaygın eğitimde ise ziyaretçilere müzede yapılan bilgilendirmeler. Sivil olarak gittiğimiz müze gezilerinde yaygın eğitim durumu söz konusu. Formal eğitimde genellikle öğretmen refakatinde öğrenciler götürülür ve okul müze ilişkisine dikkat çekilir. İnsan her yerde öğrenebilen ancak çoğunlukla edilgen olan bir varlıktır. İzler, dinler ve benzeri nedenlerle pasif kalarak öğrenir. Oysa müze kişinin aktif olmasını ve keşfederek öğrenmesini sağlar. Deneyimle kişi bu işi öğreniyor. Toplayıcılık ile başlayan müzecilik 15. yüzyıl ve 18. yüzyıl arasında nadir ve sanat eseri nesnelerin bir üst kültür ve güç göstergesi olduğuna inanılarak 18. yüzyıl Rönesans dönemi ile birlikte soylular ve krallar toplayıcılığıyla devam ediyor. Floransa'daki Medici Sarayı Avrupa'nın ilk müzesi olarak görülmeye başlanıyor. İlk kapalı sergilenme İtalya'nın Vasari Sarayı'nda 16. yüzyılda Uffizi tarafından yapılıyor ve son olarak 17. yüzyılda Francis Bacon ve Amos Comenius eğitimin algılarla, bellek anlama ve yargılamayla ilişkili olması gerektiğine vurgu yaparak tam da müze eğitiminin temelini atacak söylemlerde bulunmuşlardır. Genellikle teorik bir sunum olsa da sizlere birçok anlamda bir şeyler katma niyetini barındırdım. Şiir Pusulası YouTube kanalının yukarıda tanıtılan içeriğini ziyaret ederek bizlere destek sunabilir ve kanalımıza abone olarak yine bizlere destek olabilirsiniz. Sağlıklı, huzurlu ve mutlu zamanlar geçirmenizi temenni ediyorum.